Yani biz bir seferberlik başlattık. Bu bir kurtuluş mücadelesi. Öyle diyoruz biz buna. Şu anda benim mesaj kutumda 2000'i geçkin mesaj var. Ve Instagram'dan bana gelen mesajlar ensest yoğunluk, özellikle özbaba, dede, abi, kuzen, dayı, hala oğlu, komşu ve hepsi babam katil olur ya da şu katil olur, bu katil olur. Ya çocuklara artık sana bir şey olursa ben katil olurum sözünden bir vazgeçelim. Bir vazgeçelim. Çocuklar 40 yaşlarındaydı artık. Yani o insanlar ama benim karşımda çocuktu. Çocuğumdu onlar benim. 40 yaşına gelmişlerdi ama 5 yaşlarında kalmışlardı. Ve en korkunç olanını söyleyeyim. 5 yaş ve 6 yaş diyorlardı çünkü öncesini hatırlayamıyorlardı. Biz kundaktaki bebekleri dahi koruyamıyoruz şu an. Yani herkes bir ayağa kalksın. Bu çok büyük bir toplumsal sorun. Kutsal aile dediğimiz şeyin çok içinde neler oluyor? Neler oluyor bu kutsal aile dediğimiz durumun içinde? Şu anda bana gelen, ben 500 mesajı paylaştım. Bazılarını paylaşmadım. Onların tamamen istedim. Ama ben de anlatmak istiyorum. Ben de anlatmak istiyorum diye mesajlar geldi. 60 yaşında bir kadınımız, eşcinseller, erkekler, kadınlar. İnanın hiçbir ayrım yoktu. Hiçbir ayrım yoktu. Hepsi bu yaşadığı korkunç durumun içindeydi ve dedikleri şuydu. Lütfen davalarda daha da bağırın öğretmenim. Siz bağırdıkça bizim çığlığımız oluyorsunuz. Ama siz de dedim ifşa edin. Siz de söyleyin. Ve ertesi gün yüzleşmeler gelmeye başladı. Bakın çocuklar cinsel istismar arttı diyoruz ya biz. Biz neyi anladık biliyor musunuz? Artmadığını. Şu andaki alfa çocuklarının ve Z çocuklarının, kuşağı çocuklarının konuştuğunu ama onların annelerinin ve babalarının aslında sustuğunu öğrendik. Ve bir travmaya uğrayan, istismara uğrayan çocuğun öyküsünde ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez bu istismarcılar nerede? Bu istismarcılar zannediyor musunuz kenarda köşede? Bu istismarcılar konumuz, komşumuz, öğretmenimiz, bizim bir kendimizi şu kafamızı gömdüğümüz yerden bir çıkarmamız lazım. O yüzden durum vahim, çalışmamız gerekiyor. Hep birlikte el birliğiyle de bu işi çözmemiz gerekiyor. Peki size gelen bu mesajlarda, mesajları okurken tabii isimler ve yaş aralıklarını paylaşmadığınız için bu veriye ulaşamadım. Yalnız şu çok sayıdaydı. Ben evliyim, benim de çocuğum var. Ancak ben de çocukluğumda böyle bir şeye maruz kaldım. Yani istismara uğradım. Bu benim işte evliliğimi de etkiledi. İnsanlarla kurduğum iletişimleri de etkiledi. Yani aslında 40 yaş üzeri insanlardan da size mesajlar geldi ya da 50 yaş üzerinden. Oradaki oranı verebilir misiniz? Bir fikir sahibi olabilmemiz için. Yani sadece 7-18 yaş aralığındakilerden gelmedi bu mesajlar. Bu mesajlar bana çocuklardan gelmedi. Çünkü bize çocuklardan gelen mesajlara biz zaten müdahale ediyoruz. Yani bizim şu anda 1000'i geçkin müdahil olduğumuz çocuk davamız var. Bu mesajlar artık yetişkin olmuş, belli bir yaşa gelmiş ki unutmayın zaman aşımı diye bir şey var. Kaldırsınlar bu zaman aşımını mevzunu. Yani bu zaman aşımı doğru bir şey değil. Çünkü cinsel istismarcı eylemlerine devamlı devam ediyor. Yani bir çocukla kalmıyor. Bana kalırsa bana çok bozulacak, insanlar çok kızacak, beni çok eleştirecek belki ama cinsel istismarcılar eylemlerini çocuklarına da yapıyorlar. Bence biz cinsel istismarcıların çocuk yapmasına da engel olalım. Yani artık onlar onların çocuğu değil, istismarlarını gerçekleştirdikleri en acı tablo orada çıkıyor. Söyleyemiyorum yani o kadar insanın yüreği buna dayanmıyor. Bunu kelimelerle konuşmak bile istemiyorsunuz. Ama orana baktığınızda şuydu. Bu insanlar 30 yaş üzerindeydi ve 70'e kadar uzanıyordu. Ama özellikle 30-40 yaş aralığı, 45 yaş aralığı çok yoğundu. Ve orana baktığınızda mesaj atanların %70'lik dilimi kadın, %30'luk dilimi de erkeklerdi. Baktığımızda çoğu çocuk yapmak istemiyordu ya da çocuklarına karşı aşırı koruyucu tutumları vardı. Güvenlerini yitirmişlerdi.
ve yüzleşmek istiyorlardı ve ilk kez anlatmışlardı. Hiçbir psikolojik destek almayan daha fazlaydı. Yani durumu ilk kez anlatıyorlardı. Ya bir toplumsal patlama mı yaşanıyor bu konuyla ilgili bu son gördüğümüz, geçirdiğimiz 3-4 gün içerisinde? Gömdüğümüz durum ortaya çıktı. Daha da gelmeye devam ediyor ve hepsi lütfen beni de paylaşın diyor ve anlatmak istiyorlar. İyi ki varsın diyorlar. İyi ki sen, iyi ki bu dünyada varsın diyorum onlara. Çünkü onların varlığı çok şeyi değiştiriyor. Çünkü onların yetiştirdiği çocuklar daha korunaklı. Anlatıyorlar. Çocuklarını biliyorlar neyden korumaları gerektiğini. Ne yaşadıkları için biliyorlar ama bir isyanları var ve bir öfke patlaması var burada. İvedi bir biçimde. Bakın, benim oradan gördüğüm şuydu. Tek tük dediğimiz şeyin tek tük olmadığını, bu insanların, istismarcıların aramızda çok ciddi bir biçimde gezdiğini ve ifşa olmadığını, adalete yansımadığını ve bir güzel 80'ini bulup öldüğünü, çok özür dilerim, gebersinler diyeceğim. Yani bu kelime bana yakışmıyor belki. Hani normalde bizim bu işin içindeki insanlar bunu konuşmak istemezler ama ben dünkü o 3-4 günden beri okuduklarımdan sonra hepsi bir şekilde bu istismarcıların ya yok olmasını ya da nerede öğretmen olduklarını, nerede hayat sürdüklerini, kaç çocukları olduğunu hepsini takip etmişler. Yani bana diyor 6 yaşında bunu yapmıştı ama şu anda diyor kendisinin diyor 2 tane kızı var. Kim bilir ona neler yapıyordur diyor. Yani aslında bir yanları o kadar şey ki, rahatsız ki. Peki niçin konuşamadınız dediğimde de rezil olurum korkusu. Biz çocukları yanlış yetiştirmişiz. Biz çocukları işte sus çocuğum, konuşma çocuğum, şunu yaparsan sana bunu alırım çocuğum. Biz çocukları koşullu sevmişiz, korkutmuşuz, içine sindirmişiz. Bunu biz değiştirirsek zaten mevzu da değişecek. İşte o yüzden artmıyor. Çocuklar konuşuyor. Dediniz ki gelen mesajlar, yani 3-4 günde gelen 2000 mesajdan bahsediyorsunuz. Ben son iki günkü mesajlarınızı tek tek okumaya çalıştım. Gerçekten ara verip böyle durarak insan okuma ihtiyacı hissediyor. İzleyicilerimiz için de söylerim. Saadet Özkan'ın Instagram hesabının hikayelerinde cinsel istismara uğramış, çocukluğunda cinsel istismara uğramış bugünün yetişkinlerinin paylaştığı mesajlar var. Bunlardan bahsediyoruz şu anda. Şimdi bahsettiğiniz 30 ve 45 yaş aralığının %30 olduğunu söylediniz. Her birinin bir çocuğu olduğunu düşünecek olursak, diyelim ki her birinin çocuğu var. Orada bir bağ kurabiliyor musunuz? Yani bu oran şimdiki çocuklarda daha az mıdır? Aileler bu konuda daha bilinçli midir? Çocuklarını koruyabiliyorlar mı? Şimdi buradan baktığımızda bizim bilimsel araştırmalarda bulunan arkadaşlarımız, hocalarımız bir çalışma yapıyorlar. Çok önemli bir istatistik hazırlıyorlar ama ben bu insanların, bana bu paylaşımlarını gönderen insanların benden bir isteği var. Büyük bir çoğunluğun lütfen bunu kitaplaştırın ve insanlar ne yaşadığımızı görsün ve çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı bizim yaşadıklarımızdan anlasınlar. Yapacağım. Yani onlara bir söz verdim ve yapacağım bunu. Burada bizim gördüğümüz nokta şu. Biz belli bir nesle kadar çok susarak yetiştirmişiz. Yani sanki yaşadığımız durumun bizim suçumuz olduğunu düşünmüşüz. Yani bir erkek belimize bir şey sarılsa ya da bir mesaj alsa biz mi acaba bir şey yaptık gibi. Dolayısıyla bir de çocuklar yetiştirilirken aman kendini koru, aman kızlığını koru, aman şöyle diye o dönemki çocuklarda çok ciddi böyle bir baskı olmuş. Çocuklar 6-7 yaşlarında bunu yaşadıklarında bekaretlerinin bozulduğunu düşünüp de susmuşlar. Yani toplumdan zarar görür ama çocuğu çocuktan korumuşlar da çocuğu amcadan, dayıdan, dededen, ondan bundan koruyamamışlar. Çocuklar o andan itibaren susmaya itilmiş. Bir de en kötü söylemlerimizden biri işte şunu, ben işte sana bir şey olursa katil olurum, sana biri zarar gelirse katil olurum gibi sözler nedeniyle çocuklar ebeveynlerine zarar gelmesin diye de susmuşlar. Çocukları sevgileri susturmuş. Şimdiki çocuklar
bu konuda büyük bir farkındalıkla yetişiyorlar. Bütün gün cinsel istismarla, ihmalle, fiziksel istismarla ilgili yayınlar çıkıyor ve anneler bunları izliyorlar ve çocuklarına bir şekilde kulakları buna aşina oluyor. Böyle bir durumda karşılaştıkları için mesela Antalya'da çocuklardan biri bunu yaşadığında geliyor annesine diyor ki anne öğretmenim bana bunu yapıyor. Yine Bodrum'dan gelen bir vakada diyor ki televizyonda duyuyor ben ekrana çıkıyorum o öğretmen neye bağırıyor anne böyle böyle diyor. Diyor ki anne diyor beni diyor işte diyor dayım diyor dayım diyor bana onları yapıyor. Yani çocuklar konuşuyor anlıyor ama biz bir o kadar da çocuklara kendi bedenleri ve hakları ile ilgili eğitimler vermeye başladık. Anneler de bilinçlenmeye başladı. Çocuklar da bilinçlenmeye başladı. Aslında bir koruma sahası. Yani çocukları şu an koruyan ebeveynler var. Fakat sorun şurada Burcan. Biz önleyici tedbirler çocuklar konuşuyor da çocuklar için bir mekanizma henüz yok. Yani bir takip sistemi yok. Bakkalımız istismarcı mı bilmiyoruz. Servis şoförünün böyle bir hükmü var mı bilmiyoruz. Bindiğimiz taksideki kişi bununla ilgili sabıkası var mı bilmiyoruz. Ve çocuklarımızı bu adamların yanına bırakıyoruz. Bir kendimize gelelim yani şu andan itibaren.